Türkiye'de kim ne çalmışsa geri birasının yerine Türkiye'de kıtlık biter. Tamam mı? Kim ne çalmışsa geri getirsin. Kırkızlar yurt dışına kaçıyor. Parayla bunu halk burada dilenir. Öyle bir kişiye alakalık ne olmuyor? Kim ne çalmışsa yerine bırak. Kırkızları vurdu. Kırkızlar şimdi gelmiş. Millet açlıkta bir su 5 lira, bir simit 10 lira, bir çorba 20 lira olur mu ya? Olur mu ya? Bu kadar pahalı. Çaldılar götürdüler. Niye bu? Sen bilmiyorsun. Daha çalıyor adam. Ayakkabı kutularına paralar nereye gitti? Tarlalarına paralar nereye gitti? Karni büyük binalı Yıldırım neyle büyüdü karni oluyor? Getirsin kırkızı. Tamam mı babası? Hadi. Helal. Buyur ama. İmamoğlu'na niye mana buluyor? Eline yazmışlar onun yalakayı. Göndermişler. Hiç öyle demeyelim gene ablacığım biz. Hiç demeyelim. Hayır Tayyip'i nereden? Şeyi nereden gördük İmamoğlu'nda içki içerken? Ya Kılıçdaroğlu olmasa biz maaşımıza zam alamayız. Bak oğlum ben babamdan maaş alıyorum. Eşim yok. Oğlum işsiz. İki torun bakıyorum. İnanır mısın? Çarşafı yırtıyorum. Çocuğun götüne bağlıyorum. Bir süt alamıyorum Tayyip'in yüzünden. Bir süt almaya kalksan dünya para. Markete gidip de para harcayamıyorum. Korkuyorum çünkü. Onu almaya kalksam onu alamıyorum. 28 lira püsküvit. 200 lira mama. Ben veremiyorum. Suyla torunuma yapıyorum. 7 küsur akbil onu da söyle. Bu ne ya? Abilin de abla yapmak zorunda, yapmak zorunda. Bak öyle savunma olmaz, hayır. Tavuk yiyordu. Tavuk yiyordu. Üç defa, üç arabaya biniyorum. Sabah havuğuna yaklaşamıyorum. 50 gram gidiyor. Bana da söyleyeceksiniz. Tamam gidebilir ama yakıtı da düşüneceksin. Ama yakıtı düşüneceksin, yakıtı düşüneceksin. O anlayışlı oldun ya, demin anlatıyordum ya. Anla, aynı anlayışı. Şimdi indim metro Marmaray'da. Şimdi şöyle bir durum var. Üç arabayla geliyorum, üç arabayla gidiyorum. Günde 6 araç kullanıyorum. 50 bin lira, 50 liram gidiyor. Bak şunu söyleyeyim sana. Hani bedava olacaktı gençlere? Durun. Gece yarısından sonra hani iki bilet, efendim, çift bilet. Mazot zamına niye, karşı çıkmışsın? Yani iyi benzin oldu, öyle zamına niye karşı çıkmışsın? Tamam şu anda akbiller güzel oldu. Bunlara niye karşı çıkmışsın? Hani İstanbul niye meclisi? Sabah kalktı. Hani akbiller öğrencilere bedava olacaktı? Bedava olacaktı. Zam yapıyor tabii. Bedava olacaktı ya. Ama vaat etti. Akbil bedava olacak demedi mi? Hayrını sana araba verin. Öğrenciler bedava binecek dedi. Şu an yaş sınırı getirdi ya öğrencilere. Önce kafadan yaş sınırı getirdi. Hayır, gece yarısına çift bilet koydu şu anda. Kim ben koydu? Ben koymadım. Evet. Belediye başkanı ben değilim. Tamam, bana abla aa, hepsi örümcek kafalı bunların ya. Olmayan kafanda bunu anla işte. Beni dinler misin? Sen çok güzel, Tayyip'i yalıyorsun sen. Tövbe yarabbim, Ayşe. Şöyle bir şey var. Yakıta bir haftada kaç defa zam geldi abi? Yakıta kaç defa zam geldi? Her gün zam geldi. Bir haftanın 5 günü geldi. 5 günü zam geldi. Ama bir kere zam yaptı. Herkes İmamoğlu'na yüklendi. Niye kimse zam yüklenmedi bir haftada yapılan şeyi? Bir haftada herkes o yakıtların kuyruğundaydı. Yakıtların kuyruğunda. Bunu düşünemiyorlar. Ucuz alabilmek için. Evet, bunu doğru. Düşünemiyorlar mı ya? O da öyle yapıyor. İmamoğlu kafasına yani yapmış. Bu adam. Ne güzel Tayyip balığını yiyor. Tavuğunu yiyor. Klozotu var. Altı klozotu var. Oh ne güzel. Ne güzel yiyor, içiyor. Gidip tuvaletinden sıçtınız mı? Gördünüz mü? Sarayı var abi. Sarayı neyden abi saray kimin? Kimin? Kimin saray? Kimin sarayı? Tayyip kalmıyor mu? Ya ne ki? Yoğurdu da yiyor. Ben torunuma yoğurt alamıyorum. Benim saray ya. Ben yoğurt alamıyorum torunuma. Ben mi kalıyorum o sarayda? Ne güzel yiyor. Ben gittim kaldım. Git kal. Git kal abi, git kal. Ben gittim kaldım. Amca gideceğim. Haftaya pazartesi günü geleceğim. Buluracağım seni. İçeriye rahatlıkla girebiliyorsun. Girebiliyor muyum? Namazını eda edebiliyorsun. Yasak senin yanlışın var. Ya neresi yasak? Ben kendim gittim diyorum. Polisler var orada, ben gidiyorum. Kendim gittim ablacığım ya. Var mı abi? Neresi yasak? Sarayda var mı fotoğrafın abi? He, var tabii. Göster var. Abi, göster abi. Allah var fotoğrafı sarayda var. Demek var. Abi söyle var. Bir dakika abicim. Var mı bilsen ne çıkar göster yani fotoğrafı. Abicim şimdi siz sarayı ne olarak görüyorsunuz? Bir dakika hadi. Fotoğrafını ver. Ne sana vereyim ya? Ne mecburiyetin var sana göstereyim. Ne mecburiyetin var sana göstereyim. Ben konuşmayacağım yapılmaz. Ne demek konuşmayacağım? Yalan söylüyorsunuz çünkü. Niye yalan söylüyorsunuz? Yok tuvalette altınmış, yok bilmem ne yapmak iş içeriye. Ya bırakın Allah aşkına. Ne yaptın bize ya? Ne yaptın? Kendine inanalım. Görmediğin. 2 metre yaptı. 2 metre yaptı. Çıktı havaya. Benim inancımda görmediğim şeye yalan söyleyemem. Benim inancım ona izin vermez. Maaşına zam yapıyor, gerisi geliyor. İnanca bağlamayın. Sallayın. Kalorifer peteklerini gördün mü? Meydan boştur. Meydan boştur. Sallayın onu. Kalorifer peteklerini gördün mü? Gönlükleri var. Yemekleri var. Her şey var. Siz adamı ne sanıyorsunuz? Ne güzel de giyiniyor. Sen adamı mahallendeki kapı komşun mu sanıyorsun? O adamı sen seçtiksen o adam sen.
bir dakika müsaade. Ablacığım bir dakika müsaade eder misin? Yani, senin bahsettiğin o adam dediğin adam dünyada dünya nüfusunun 3. en büyük ülke şeyi olan milleti olan Türk milletinin lideridir ya, Allah'tan korkun ya. Abi Türk kalmadı. Türk kalmadı. O adamı seçerek Türk kalmadı. Abi seni daha yaşın kaç bir dakika ya. Yaşı ne alakası var bunun ya? Gözünü seveyim ya. Amca. Buyur. Türk milleti diyorsun da evet. Türkiye'de Türk kalmadı ha. Hadi ya. Suriye, Afganistan. Dünyadan bahsediyoruz abiciğim. Dünyada. Dünyadan mı? Dünyada 360 milyon var. Türk var. Türkiye'den geldirdi. Korkuyor ya demeye. Yok ben geldim. Suriyelere maaş bağladı, ev verdi. Ya buraya saygınız yok, buraya buraya. Bu millet. Bu adam bana saygı göstermiyor. Biz Atatürk'e de saygıyız, bayrağımıza da saygıyız, İstanbul'a da saygıyız. Ben doğmadım ya. Sana şunu söyleyeyim. Tamam sen bu halk diyorsun ya abi. O baştaki insan halkına saygı duymuyorsa duyuyor mu? Nasıl duymuyor? Duyuyor mu? Ne saygısını duyuyor abi? Ne saygısını duyuyor? Ne saygısı ya? Hakaretten başka bir şey yok abi. Sen abi her yaptığı hakaret ya, her yaptığı zam hakaret. Adam markete gidiyor, aa bu ucuzmuş diyor, şey yapıyor. Zam 60 lira biber olur mu ya? Ya ya ya. Ben 70 liraya aldım. Olur mu? Olur mu? Tamam olur mu? Bunu sorgulaman lazım. Olur mu? Tarım ülkesiyken sen, 70 liraya biber alıyoruz. İthal yapıyoruz. Aldığın pirince falan bak, ithal yapıyoruz yani. Sen bakmıyor musun bir şey alırken ithal yaptığımızı? Yani her şey Çin, Tayland, pirinçler falan hep oradan yani. Biz tarım ülkesi, nasıl yetmiyor abi? Biz bak İrlanda'ya Atatürk zamanında domatesden dolayı onlar zehirlendi diye Atatürk domates yollamış ülke. Şimdi biz bu domatesi dışarı almaya... Atatürk zamanında Türkiye'nin nüfusu kaçtı abi? Abi nüfusla bir alakası yok. Ne demek ya? Ya tarım bitti, tarım. Abi, sen mazotu bu kadar yatlara 1 lira vergi almıyorsun yatlardan. Neden bitiyor abicim? Neden bitiyor abi? Şimdi abicim ben sana ufak bir özetini anlatayım. Sor neden bitiyor? Tamam, neden mi soruyorum? Anlatıyorum sana. Dur Tayyip'in yanında yattın sen. Tayyip'in yanında yattın sen. Ne Tayyip'in yanında yaptın? Tayyip'in yanında yattığın için sen Tayyip'i koruyorsun. Abi ben tarım bölgesinden geldim. Ege'den geldim. Ben Ege bölgesinden sana geldim. Sana şunu söyleyeyim. Tayyip gibi inşallah bugün gider de. İnşallah. Bak, inşallah bugün gider de. Bugün gider de. Gittiğinde ne diyeceksiniz biliyor musunuz abi? Biz hani Tayyip'e oy vermiyorduk diyeceksiniz. Bak bu kadar söylüyorum. O zaman gittiğinde öyle diyeceksiniz. Abiciğim. Biz AKP'ye Tayyip'e oy vermiyorduk. Kim veriyor diyeceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti yani Türk milletinin bir huyu vardır biliyor musunuz? Hayatta sahip olduğumuzun kıymetini hayattayken bilmeyiz. Sahipte olduğumuz bir şey yok. Kesinlikle bilmeyiz. Abi sizin bildiğiniz bir yaşama barınma ihtiyaç bu kadar. İmkan gittikten sonra. Sen halkına izin veriyor musun üretim yap diye? Ne demek ya? Kim yasak? Kim yasaklıyor seni? Üretim yapacağına, üretim yapmasına izin. Sen dışarıdan alıyorsan, sen dışarıdan alıyorsan üretim yaptığın halde o adam yapamaz ki. Abiciğim kim sana engel oluyor? Sen gittin fabrika kurdun. Sen gittin araç aldın, ticaret yaptın. Dükkan açtın. Kim sana engel oldu? Sana engel olan kim? Zengini adam etti Tayyip, fakiri de düşürdü. Niye? O kadar. Herkesin zengini doldurdu cebini, fakiri de düşürdü. Aralıkta abi, Aralıkta dolar gibi bir olabilir. Niye hırsızlık yapıyor çoluk çocuk? Dur. Niye hırsızlık yapıyor? Niye hırsızlık yapıyor bu gençler? Bunları görmüyorlar mı? Bir duyuyoruz haberlerde karısını vurmuş. Bir de görüyoruz altın çalınmış. Bir görüyoruz para çalmışlar, kasa soymuşlar. Niye? Bu ülkeyi yapan insanlardan böyle oluyor. Eskiden böyle miydi benim zamanımda? Eskiden böyle yoktu böyle hırsızlık. Daha çok çoğalmaya başladı. Daha akşam seyrettim kadının dünya parasını çalmışlar ya. Neden? Açlıktan, yoksulluktan. Çocuklarına ekmek götüremiyor çoluk çocuk. Bak benim oğlum işsiz. İş bulamıyorum. Belediyeye gidiyorum. Ben diyor iki çocuk bakıyorum. Benim kocam yok diyorum. Sen babandan para alıyorsun. Ulan ben babamdan alıyorsam krediye kesiliyor. Bütün para. Benim çocuklarım aç evde. Nasıl düzelecek abla? Vallahi bilmiyorum. O Tayyip inecek aşağıya. Başkası geçecekse düzelecek. Abla şunu söyle. Sen geçersin o zaman Tayyip'in yanında yalakalık yaparsın. Ben geçerim. Oğlum üzerinde 10 milyarlık telefon var konuşuyorsun mu? Kimin be? Kafayı yemiş bu. Amca yurt dışı telefonu kullanıyorum. Ha 10 gün sonra kapanıyor. Kafayı yemiş bu. Kim bulmuş 10 milyarlık telefonu? Peki kel kafalı herif. Yalakaya bak sen. Ben pasaport çıkardım abi. Yazım var ya, gitmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama bu adam baştan gitse bile, bak gitmesin çok isterim gerçekten, gitse bile ama Türkiye düzelmez. Bu net. Niye düzelmesin? Borç abi, borç bataktasın.
bataktasın yani, bataklığı nasıl çıkartabilirsin sen geri yukarıya ya? Kurutarak. Sen onu 20 yıl 30 yıl sürdürmen gerekiyor onu yapman için. O da bir insanın ömrü artık ne kadar, insanlar artık intihar etmeye kadar geldiği için. Yani ben sana şunu söyleyeyim, ben yurt dışına gitmezsem söyleyeyim ha, intihar ederim. Bak bu kadar net bir şekilde net mi söylüyorum. Çünkü ben burada bir yere varmam. Çünkü ben siyasete çok düşkün bir insan Hani benim şu an babamlar beni arar bu yayından sonra, beni görürler, biraz kavga edebilirim. Ama şunu söyleyeyim, ben susayım, o sussun, bu sussun, bu Türkiye hiçbir yere varamaz. Ha, herkes kalkacaksa yemin ederim en başa ben geçerim. Cezaevi ise Silivri soğuktur, benim evim üşümüyorsa giderim orada da üşürüm. Sıkıntı yok benim için. Ama şunu söyleyeyim, benim boğazımdan geçmeyen, yukarıdakinin başına, başımızdaki insanın boğazından geçiyorsa herhal zıkkım olsun. Başka hiçbir şey yok. Daha gazı açmaya korkuyoruz. Daha gazı açmaya korkuyoruz. Çocuk çocuğu battaniye sarıyorum ben. Çok gelecek aç, diye. Aç, ben açıyorum. Benim kocam var mı başımda? Sen çalışıyorsun, karın da çalışıyor, çocuğun da çalışıyor. Sen açarsın, ben açamam. Nereden biliyorsun çalıştığımı? Niye açayım ben? Benim hiçbir resmiyem yok. Hayır, ben niye açayım ama? Niye açayım? Sigortam da yok, hiçbir yerde de çalışmıyorum. Ben niye açayım? Tek tabancayım ben evde, niye açayım? Ben de tek tabanca çalışıyorum. Torunlarım var evde. Battaniye sarıyor, batıttırıyorum. Bir açmaya kalksam zam geliyor. Bir açmaya kalksam zam geliyor elektriğe, suya. Vallahi bence çok abartıyorsun. Bence abartıyorsun. Çünkü gördüğümü söylüyorum. Aşırı derecede abartıyorsunuz. Sen var ya, Tayyip'in yanında kalmışsın ya. Sen devam et Tayyip'in yanında. Sen çok araba alırsın, ev alırsın. Vallahi arabası olan, evi olan sizsiniz, ben değilim. Teşekkür ediyorum. Eyvallah, eyvallah.